Hocam iş yerinde bu sonki çalıştığım yerde öğrenememeden dolayı şey yaşıyorum. Ben de bu son dediğimde yıllardan beri öğrenememe şeyi var. Çok zor öğreniyorum ya da stres döneminde hepsi gidiyor böyle kafamdan. Panik bir şey yaşıyorum böyle. Yani iş yerinde ben bir problem yaşıyordum. Sonra bunda ben iş yerinde yine böyle bir şeyi bilememeyle kasada marketin kasasında böyle işte şeyin bir şey problem yaşadım. Eve geliyorum ama nasıl böyle sinirli bir şekilde geliyorum artık böyle ağlama bir şekilde. Hem ağlıyorum hem eve geliyorum ve kendimden böyle şey yapıyorum böyle. Boşuma kendime kızıyorum yani. Ne aptal bir kafam bu böyle şey hem ağlıyorum öğrenemiyor girmiyor bu kafama girmiyor diye böyle kafama vururum hocam. Kafama vururken burada ağlarken benim beynim şeye gidiyor. Çalışma yapmıyorum aslında daha yani. Beynim eşimin beni dövdüğü ana gidiyor. Beynim o an. Ve ben o an şeyi hatırlıyorum. Ay tüylerim diken diken oluyor şimdi şu an. O an beni eşimle tartışıyoruz. Eşim beni işe göndermiyor ayrılacağım diye. Kapıyı kilitliyor. Ve ben ona kötü konuşuyorum. Kötü konuştum diye aldı beni bu yatağa attı. Üzerime de çıktı. Bir ayaklarıyla dizlerimi bastırdı dizleriyle. Bir eliyle de kollarımı öbür eliyle de böyle vuruyor başıma. Ben oraya gittim o an. Böyle ama ben hala vuruyorum çünkü tetiklendiğini biliyorum ya o şeyin. Hala vurmaya devam ediyorum şimdi ben. İşte ondan sonra o travma, o şeyi, onun vurduğu şeyi böyle şey yapıyorum böyle hocam. Ondan sonra o çalışmayı yaptım. İşte senin, işte ona kızdım orada, ona vurduğunu, ona söyleyemediklerimi. Selin Hanım'ın anlattığı şey, ben bunu seminerde de, o zaten gelmişti. Ben fiziksel tetiklemenin önemini sık sık söylerim. Öğrenemiyorum. Neden hala hata yapıyorum? Bir seneden beri çalışıyorum. Neden hala böyle olmadık yerde hata yapıyorum diye kendime kızıyorum. O anda benim beynim şeye gidiyor. Eşimin beni dövdüğü ana gidiyor. Ve ben o andayım yani. O an oradayım. Sonra kabule geçiyorum. Sonra affetmeye geçiyorum. Ama hocam yemin ediyorum bir hafta kafamın ağrısına kalkamadım. Bir hafta hasta yattım böyle. Benim birincisi zaten baş ağrım vardı eskiden. Böyle haftalarca süren bir baş ağrım vardı. Bu bende geçmişti bayağı. Ama hala geliyordu. O şey baş ağrılarım yok şimdi. Ve ben öğrenebiliyorum. Ve ben yine oyunculuk kursuna katıldım ve belge aldım. Ezberleyebiliyorum. Ben 15 İsviçre'ye geldiğimden beri ben kızımın numarasını öğrenememiş bir bayandım. Yani şu 7 rakamlı 5 rakam öğrenmem gereken 079 zaten kod diye o arkadaki 3 2 7 rakamı ezberleyemedim 15 yıldan beri. Ben bunu yani şimdi ben ezberleyebiliyorum. Bu benim için dediğim gibi bir Barış Muslu'dan öncesi var bir de sonrası var. Yani hayatım ben bambaşka bir insanım. Yani ben değişiyorum hocam.